Aynen aynı tişört, aynı işte saç falan detayı. Aynı gündeyim yani, devam ediyorum. Çamaşırın bitmesini bekliyorum. Çamaşır bitmedi. Çamaşır bitene kadar bir bölüm daha oynarım diye düşündüm ve kayda girdim. Yüzyıl Savaşı içerisindeydik. Paris kuşatmasını geçtik. Kaos içindeki Fransa bölümündeyiz. 1364 kargaşa. Bir kargaşa fırtınası Fransa'nın yaşamını tehdit ediyordu. Kralın otoritesini zorla kabul ettirmesi gerekiyordu. Hem istilacılara hem de rençperlere. Hadi bakalım rençperlere. Paris Fransa bir şey kastı şu anda ama. Şu an bir şey kastı benim. Bir şeyde de kastı. England's King Edward and the Black Prince abandoned the siege. Evet, kuşatma olmamıştı. They marched towards Chartres to try their luck at conquering a less formidable target. But before they could attack. Şu an hiçbir şey açık değil bilgisayarda ama ne kastı bilmiyorum. Oyunda bir şey oldu galiba. Video yüklenemedi galiba doğru düzgün. Killing a thousand English soldiers in a tempest of hail and freezing winds. To Edward, this Black Monday disaster seemed like divine retribution. A sign that it was time to stop waging war and make peace with France's King Jean. But even as peace between kings was reached, the people of France were still living in bloodshed and turmoil. Disorder. Between 1358 and 1370, France was in chaos. Peasant uprisings. Rampaging bands of mercenaries and civil war ravaged the country. Peasants rose in rebellion, killing their lords and wreaking havoc. Mercenary bands also roamed the land. Known as routiers, they had once been hired by the English to fight against the French. But were cut loose when peace was reached. Barış yaramamıştı. They systematically ravaged and pillaged towns across France. And with King Jean prisoner in England, his son Charles the Dauphin faced homegrown attacks on his rule by powerful French lords, beset from all sides. The Dauphin's forces had to regain control over their own country. ...1358-1370 hadi bakalım. Şu arada... ...şunları bir kapatalım. Belki etkisi olur. O kapanmayacak. Şu Blizzard'ı da kapatalım. Bilmiyorum bir şey kastırdı ama. 1364 yılında Taçken Velihat. Velihat. Velihat Prens. Kimmiş ki? Adını verseydin. Fransa Kralı 5. Charles oldu. Ha. 5. Charles'mış tamam. Köylülerden, paralı askerlerden ve işgalcilerden gelen tehditlerle karşı karşıya kalan kralın gücü ilk olarak bu düzensiz diyarı kontrol alma çabasıyla sınanacaktı. Peki. Sen Nehri Vadisi. Having only recently been crowned King of France, Charles V dispatched his army to the French-held village of Evreux to forge order from chaos. From here, the army would move to extinguish three major threats. Bands of roving mercenaries harrying the countryside, a peasant uprising, and attacks from a rival for the French crown, Charles of Navarre. The French army would start by reclaiming the rebel-held villages of Cocherelle, Jouy, and... Şu an hiç okuyamıyorum şeye odaklandım bir anda. Neymiş? Joy'un asillerine asillerin eline yorulmuşum yanlandı.
Corsi'yi Asya'nın elinden geri al. Tamam, o iki köyü geri alacağız. Yukarıdan atak mı geliyor ki acaba? Odun 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 odun. Herkes oduna. Goat odun. Taş maş falan yok mu etrafta hiç? Vallahi yok. Sakin olun. Kediler sakin olun. Atlı birlik yeri yapabiliyorum. Baraka yapabiliyorum. Demirci yapabiliyorum. Şu an için. Ama biraz hızlı bir gelişme sürecine girelim. Bir ekonomiyi toparlayalım burada. Şuraya bir kapı dikelim. As the French army struggled to regain control of the countryside, they were struck by a band of English routiers. These mercenaries had been cut loose by the English army and were plundering the countryside in order to make a living. Şöyle sağda solda başka yıkık bir yer var mı? Bunları niye dışarı yapmışlar ki en başta? Yani bilmiyorum. Dur bakalım güçlenebiliyoruz mu, ne kadar güçlenebiliyoruz ya da. Yani The French forces eliminated the routier attack, but more were still raiding the countryside in search of provisions and riches. The routier demanded payment from the French, or they would continue their horrifying raids. Market yapabiliyor muyuz? Abi hiçbir şey yapamıyoruz. Altın da yok. Arkadaş ya. Yani.
Şu binayı kaybetmesem bari. Ya yani birçok okçumu böyle mi ben şeyde tutacağım? Adını sen söyle. Oradan yiyecek kasarım. Ben yani şuralardan da yiyecek kasarım mı? Ya ordum var aslında da. Biliyor musun bunlar niye dışarı yapılmış yani en baştan? Saçma. Altın yok. Şurayı yapamıyorum ya, nasıl gıcık oluyorum şu anda. Yolun ortasına yaptık kendimiz. Bir şey olmaz. Yalnız orada her seferinde işçi kaybediyorum hocam. Şunu tamir edemiyor mu? Taştan bir yapı olduğu için. Bana mı öyle geliyor? Yani bana öyle gelsin lütfen. Tamir ediyor güzel. Hadi öyle yap. Ne diyeyim yani? Elimiz kaydı. Şu anda bu kadar. ...800 haraç öde. Nasıl ödeyeceğim haracı? Ödeyeyim, nerede ödeyeceğim? Buen
Arkadan gelmez baskın diye düşünüyorum. Geldi falan. Tüpek de saldırıyor onlara. Saldır oğlum. Hazır mıyız ya acaba? Bence ufaktan bir gidebiliriz yani. Şurada bir kamp olduğunu düşünüyorum buradan geldikleri için. Önce bir oraya saldırı düzenleyeceğim. Bu kadar adam yeter diye düşünüyorum. Yani umudum buralarda da aynı zamanda aynen altın falan bulmak. Ekonomiyi geliştirmek. Böyle altın değil, kalıcı altın. %85 sanırım sınır. Şuradan et getirsen. Şu anda boşta işçi falan yok değil mi? Kahve mi yedim diye. İngiliz Reuters kampı o morlar. Yalnız güzel temizledim burayı ya. Tamam mıyız? Bence tamamız ya. The
French discovered the routier hidden camp and could put an end to the English raids if they could destroy the camp. Hadi oğlum okçular. Şöyle bir geri çekileyim biraz. Adam yapayım, adam. Atlı ver. Okçu ver, tamam. Ama ayıp yani, orada dön, arkamı döndüm, bak işçiye saldırmış yani. Geliştirme yapamıyoruz. Altın madeni yok civarda. Şurada altın madeni var. Buraya yerleşebilirim yani. Çok fazla okçum var aslında, tarumar etmeleri gerekir ama atlı gücü işte ya. Ama ben okçu seviyorum yani, yapacak bir şey. Burada ne var? Herhalde ya, harita yanlış alarm veriyor. Aynen. Orada bir şey yok çünkü. Et chez l'immense demande.
3 bina daha var. İşte onlar da bu çadırlar. With the routier camp destroyed, mercenary attacks were no longer a threat. Evet. Bakalım orada bir taş ve şey madeni var. Altın madeni var. Hani belki bir şeyler geliştirebilirim diye düşünüyorum. Ama tabii biz çağ atlayamıyoruz. Öyle de bir durumumuz var. Yani yakın dövüş ve menzilli piyadeler savaş alanında kuşatma kuleleri koçbaşları inşa edebilir. Onu bunun için mi yapacağım? Yo, o, burası da ahşap bir şeye sahip. Taş yapıya gerek yok sanki. Demirci yapmıştım. Yani taş ne yapayım, hiçbir işime yaramayacak haliyle. Güçlü bir ordu kurduğumu düşünüyorum yine. Gidelim. Şu anda karşımda da taş yap olmadığı için koçbaşı falan yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Geri alındı. In taking the village of Shui, the French army was closer to stemming the peasant rebellion and regaining control. Kutsal mekan. Kutsal bir mekanla karşı karşıyayız. Hadi yapalım ya. Geliştirme. The central monastery town of Cocherel would continue to send out rebel attack parties to weaken the French army. Şu anda din adamım olmadığı için buraya herhalde
ele geçiremiyorum. Sadece onların kontrolünden kaldırdım. The village of Forsyth, rich in gold deposits, was a crucial town for the French to reclaim. Taş yapı yok. Burası da bizim. Normalde ele geçireceğiz şimdi. Aşırı sayıda okçu olduğu için evet tamam. The French army defeated the rebels at Croissy and took control of the gold-rich village. The central monastery town of Cocherel was still under the control of rebel peasants. The French army would have to take it before they could launch an assault on Charles of Navarre. Tamam, son şu şehri ele geçireceğiz. Burada bayağı adam kaybedeceğiz gibi ama yani yapacak bir şey yok. Bakalım bayağı bir toplanma yarattık ama. Bu kadar adam yeter diye düşünüyorum bakalım. Yetmiyor. Burası da tamam. The French army took control of the rebel villages and the peasant uprising was subdued. Oyun niye kaydediliyor? Bitmedi mi? Control over the region. They would need to defend its center of influence, the monastery at Cocherel. Northeast of Cocherel, Charles of Navarre's army had established a fortified camp. The King of Navarre sought to make himself ruler of France as well. He intended to press his claim by destroying the newly arrived royal forces. Nerede abi bu adamlar? Ha buradalar.
Hadi oğlum. Şuradaki adamlar da gelsin de gideyim ufak ufak diye düşünüyorum. Geliştireyim, gelişme olsun. Artık ihtiyacım kalmadı çünkü pek çok şeye. Name Cockerel Manastırı. Oo, cephanelik varmış burada. Peki orası acaba yok, ordusu kamp alanlarında yok. Şey yapmaya gerek var mı diye düşündüm de kuşatma cihazı. Gerek yok gibi duruyor. Şu alevli oklar önemli olabilir. Bina falan yıkacağımız zaman. Onu bekliyorum şimdi de. Hadi bakalım. ...140 kişilik... askeri birliğimiz var. Ama bu böyle olmuyor hocam yani. Tam harekete geçtim.
Evet, artık biraz hızlı ilerleyelim lütfen. Pushing up the hillside, the French discovered Charles of Navarre's camp. His front line had the high ground and was made up entirely of archers. The French would have to think carefully about how to approach the stronghold. Azalmıyor mu lan bunlar? Az kaldı, az. Sıçtan bacaklarınız. Heh, eşşol eşekler. The French army had repelled Charles of Navarre, stemmed the revolt and held back the raids of the routiers. In the struggle for control over France's lands, the king still clung to power. Okçu gücü abi, okçu gücü. Okçuları yapıyorsun. Tıkır tıkır. Zafer. Bir zafer daha. Hadi bakalım. Evet, kaos içindeki Fransa da bitti. Pontvallian göreviyle devam edeceğiz. Pontvallian. Vallayin, pardon, Pont Vallayin. Abi bilmiyorum, bunların telaffuzları bir garip. Fransa, mesela İngilizlerde, Almanlarda bir şey. Almanlar da gerçi biraz zor da. Bunlar zor. Pont Vallayin, Vallayin. Vallayin, Pont Vallayin. Neyse, bir sonraki bölümde artık telaffuz etmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. El sallıyorum, evet el sallıyorum. Bu bitti anlamına geliyor. Bye.